Bugün kültürlerin savaştığı, bilgilerin yarıştığı bir yarışma yapacağız. Kesinlikle sallamayacağız. Her şey serbest, her şey mübah. Ben kazandım. Yeah! Salaklık testi o değil mi? Herkese merhabalar, ben Afize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz daha yaklaş da yakışıklılığın gözüksün. Hoş bulduk, hoş bulduk. Böyle girelim ve yakışıklı çıkayım. Bugün kültürlerin savaştığı, bilgilerin yarıştığı bir yarışma yapacağız. Kesinlikle sallamayacağız. Full bilgi konuşturacağız. Full bilgi. Bugün Survivor tahmin oyunu oynuyoruz. Survivor'da bildiğiniz üzere bir soru soruyorlar ve biz bu rakamları yakın bilmeye çalışıyorlar. Doğru mu? Mesela diyor ki sana Madonna'nın kaç çocuğu vardır? Kalem ve kağıtlarımızı aldık. Hazırız. Ve arka tarafta görünmeyen kahraman Feyza Nur Şeker. Başlıyorum. Birinci soru. Evet. Burs Lee'nin kaç çocuğu vardır? O kim? Valla ben de hiçbir fikrim Süremiz yok. Süremiz başladı. Kaç çocuğu vardır? Kaç tane olabilir ki? Aynen. Üç basamaklı mı yazdın sen? Evet. Şaka mı yapıyorsun? Tamam. Gösteriyorum. Ben normal insan sayısı yazdım bu arada. Hangimiz daha yakınsa o kazanıyor değil mi? Evet. Bakayım. Ben 8 yazdım. Bakın benim 8'im gözüküyor. Bir dakika netlensin. 12 mi yazdın sen? 15. 15 mi yazdın? Evet. Kaç çocuğu var? Cevap 2. Ben kazandım. Kimdi? 1-0. Bilmiyorum. Kim bu Bruce Lee? Kim bu Bruce Lee? Bruce Lee olmasın o? Bruce Lee. Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir? Yılda. Bir keçi. Hemen evet. Hesapma, hemen bir, matematik iki. Kullanıyoruz. Başladım. Günde şu kadar verdim. Ben bu soruyu hatırlıyor gibiyim ama emin değilim. İlk aklıma geleni yazdım. İlk aklıma geleni yazdım. Biraz büyük yazdığım gibi hissettim ama emin değilim. Göster. Kaç yazdın sen? Dur, gözüksün. Biz ters... Kamera ters çeviriyor mu? 1800 yazdım ben. Ben 108 yazdım. Ben 1800 yazdım. Niye 1800 ile gitmişim? Cevap 1000 litre. Bu yaklaştı yine. Ben yaklaştım. Ben yaklaştım. Ne bileyim abi böyle sor. Çok iyi 2-0. Bu konularda 0 yeteneğim ya. Salaklık testi o değil ama. Hazırız. Söylüyorum. Akreplerin bilinen kaç türü zehirlidir? Zehirlidir. Tür. Kaç türü vardı ki? Bu kadar yazsak. Bence. Ben de yazdım. Kaç yazdın sen? Ben 58. Gözükmüyor ama dur, 60 bir yazdım. Bir dakika dur netleyeceğim. Nasıl 58 yazdın ya? Vallahi 58 yazdım. İnşallah 60'tan büyüktür. 60 yazdım ben de. Cevap 25. Yes! 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 Hala geride... Ben bu kadar sevinmedim ya. Böyle olmaz. Yani birbirimizi rencide edecek derecede sevineceksek ben bileyim yani. Ona göre bundan sonra kazandığımda öyle sevineyim. Kazanmak doğanda var. Soruyorum. Türk kahvesi UNESCO listesinde yerini hangi sene almıştır? Hmm. UNESCO ne zamandan beri var acaba? Ortalama bir şey yazacağım sanırım. Yıl soruyorsun değil mi? Hı hı. Yazdım. Tamam. Çok eski mi ya? Çok yeni mi yazdı? Hiç ortalama. Ben 2004 yazdım. Ben 2000 yazdım. Cevap 2013. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Yeah! Ne oldu? Rencide oldun mu? Çıldırıyorum şu. Rencide oldun mu? Ne rencide olacağım? Be. Bak şimdi bir insan ortalama hayatının kaç ayını kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçmesini bekleyerek geçirir. Aha. Ben çok mantıksız abi. Ben şöyle bir şey yazacağım. Ben yazdım. Ben de yazdım. Ben 4 ay yazdım. Ben 2 yazdım. 4 yazdım. Cevap 6 ay. Ne oldu? 4-1 mi oldu ya? Kaç oldu? Ben takip edemedim de. Yılda 6... Ama ömrü de değil mi? Evet. Evet. Sen düşün bu soruyu yarına kadar. Sakız çiğnemek kaç kalori yaktırır? Aa, bu benim ben meseleler yok. Bunlar. Bende yok o. Mesajlara bakayım. Bende yok o. Sen mesajlarına cevap ver. Pardon. Kaç kalori? Bende hiç kalori hesabı yok biliyor musun? Ben yazdım. Böyle bir şey yazayım ben de. Çok mu yazdım? Ne, kaç dakika çiğniyoruz peki? Ben yazdım. Ne kaç yazdın? Ben 1000 yazdım. Tamam. Cevap 15. Ben yakınım. Yani çok da yakın değilsin de yani. Utan bence. 1000 kaloriyi ben kickboksta zor yakıyorum. Yani kickboksa benim cüssem ben ya. Zor yakıyor. Hazırız.
Soruyorum. Sor. Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? Doğduklarında dişi var mı ki ya? Bence yok. De fake bir soru. Ama bir şey, ben kazanmak için şöyle bir şey yapacağım. Ben 1 diyorum. Sayı dedi. Ben de ben, sıfır ben 1 diyorum. Ama netlemedi. Dur bekle, netleyecek. Kafam gitsin. Evet. Ben 1 dedim. 0. Çok şaşıracaksınız. Şöyle. 26. Ben kazandım. Ama itlik serserilik yapıyorsak eğer. Yapıyorsak eğer. Her ben, şey serbest. Her şey mübah. Ben bu oyunda centilmenlik kazansın istedim. Kaç kaç ben oldu ya? Ben bu oyunda kazanç olmasın istedim. Kaç kaç oldu ya? Sor, sor sorunu sor. Cezası yoktu değil mi? Tüh. Tamamen bir tahmin yürüteceksiniz şimdi. Okey. Sakız. Instagram'daki takipçi sayısı kaçtır? Sakızım. Sakız diye bir kedi mi var? Hayır, sakız söyle. Sakızın senden çok takipçisi var. Sakızın senden çok takipçisi var muhtemelen. Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Ben bu soru soruluyorsa. Ben de öyle düşünüyorum bu arada da. Ben şöyle bir şey yapacağım ya. Ben 500k dedim. Ben 90.000 dedim. Cevap 847'dir. Tebrik ederim. Tebrik ederim. 5-2 falan şu an durum. Tebrik ederim. Hazırız. Pablo Picasso öldüğünde kaç yaşındaydı? Aa, ben bununla ilgili makale yazdım. Sen biliyor musun bunun cevabını o zaman? Bilmiyorum ama tahmin edebilirim. Ne elde bizim ben öyle yazacaktım. Pablo kaç yılında öldü? O hesap yapıyor. Ben direkt yazdım. Ben normal bir insan ömrü yazdım. 65 yazdım. 64 yazdım. Ya sen kopya mı çekiyorsun? Allah cezamı versin çekme. İnşallah 65'ten büyüktür. Cevap 92. Bununla ilgili makale yazdım. Çok iyi be, harika be, mükemmel ya. Pablo sen yaşa diye. İnanılmaz. Abi o kadar... Ben eskiden insanlar daha uzun yaşadı. Ben bir de dedim ki makale yazdım. Hepimizin derdi o kadar çok ki artık o kadar uzun yaşayamıyoruz. Soruyorum. Malta kaç takım adadan oluşmaktadır? Her zaman, her hafta gittim yani. Malta'ya geçen hafta gittim. O odaya gittim, bu odaya gittim. Tamam, ben yazdım, ben de yazdım. 20 yazmış Yul. Ben 20 yazdım. 12 yazdım. Bir dakika, takım ada dediği için ben biraz büyük yazma gereği duydum. Aynen, 12 yazdım. Niye? Ben 20 diyorum. Neyse. Cevap 5. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Harikasın, inanılmazsın. Evet, hazırız. Dev Afrika salyangozunun uzunluğu kaç santimdir? Dev Afrika salyangozu. Devse uzundur bu. metre cinsinden mi yazıyoruz? Santimetre. Santimetre. Kaç santimetredir? Metre değildir. Metre olsa metre sorardı diye umut etmek istiyorum. Ama metro neyse metre, ben niye mantığımı... Dev diyor ama... Şimdi bu kadar büyük olabilir. Bence şimdi santimetre cinsinden bilerek soruyorum. Çünkü metre cinsinden sorarsan kısa gelir diye kullandım. Santimetre cinsinden sorduğunu düşünüyorum ben. O yüzden şöyle bir şey yazacağım ya. Bak yine yoksun kamerada. Ben varım kamerada ya. Ya yazı yazıyorum. Yazı yazarken de görmeyin arkadaşlar varım beni. Varım diyor. Yazdım. Bence bunu sen kazanacaksın. Ben çünkü... Bilmiyorum. Bence gösterir. Ben... 340 santim. Benim de bin... Kaç yazdım unuttum. 1020 mi? 1050 santim. Cevap 39 santim. Müthiş. İnanılmaz. Harikayım. Soruyorum. Acın İstanbul'da medya, kaç köy bulunmaktadır? İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? Ama haksızlık bu, İstanbul'da ben değilim. Hatay'ı sor. Salla. Hatay'ı sor. Tamam lan. Hatay'da kaç köy bulunmaktadır? Bilmiyorum. Bir dakika. Bence çoktur ya. İsminde köy geçenler değildi mi? Onu falan dersen üzülürüm burada. Cevap 151. Çok iyiyim, harikayım ya. İnanılmazım ya. Ben rezil rüsva oldum bu oyunda. Olsun be, olsun. Büyüyünce daha iyi tahminler yaparsın. Vallahi ya bu nasıl bir... Sen her gün Survivor mı izliyorsun akşamları? Tabii ben yatmıyorum, kalkmıyorum. Survivor. Acun'dan daha çok izliyorum Survivor'ı ben. Dur şunları. Sabah akşam izlediğini yemin edebilirim. Allah cezam versin. İzlemedim ya. Allah belamı versin ki izlemedim. Sadece bundan daha mantıklı tahmin, daha iyi sallıyorum. Vermiş. Sallama yeteneğimi biliyorsunuz zaten. Anlatmaya her gerek yok. Her türlü. YDS de 22 doğru yaptım. Sallayarak. İnsanların umudu var şu an sayende. Evet. Sallayın, oluyor arkadaşlar. Soruyorum. İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'nin kaç parmağı vardır? Basamağı pardon. Ha, basamağı. Bunu biliyorum. Bunu tahmin yani. Tam mı biliyordun? Tam bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben sallayacağım yine. Hiç gidiş şimdi çıkmadık, Pisa görmedik Kulesi ki. Burada da bir yaprak alayım ben. Hiç gidip görmedik ki bilmiyoruz. Ben her hafta sonu yani bilirsiniz. Sorsa Üsküdar Üniversitesi'nde kaç basamak var ben söylerim. Kaç basamak? Bilmiyorum. Bence çoktur ya. Şöyle bir şey yazacağım, yaklaşık olsun. Her kat
Olsa? Pis akımcısı kaç katlı ki kız? Ben. O kadar bir uzun mu? Ben onu bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ben düz salladım, bu kadardır diyorum. 20 saniye yok mu bu arada? Bende hep çalışıyordu bu 20 saniyeler. Niye onda çalışmıyor? 400 yazdım. Ben 250 yazdım. 400 yazdım. Ben 250 yazdım. Cevap 294. Hilal bir daha. Bende. Ben aralarında anlaşma vardım. Vallahi, bu vallahi. Kadar, bu kadar yakın atamazsın ya. 290 dedi, 300 yazsan sen kazanıyorsun, 400 yazmışsın. Ne yapayım ben? Yani abi. Benimki de çok yakın sayılmaz. Dedim ki, bak şimdi bak, dedim ki 9 katı olsa. Niye 9 katı olsun abi? Pisa kulesi, pisa kulesi... kule ya. Böyle yan duruyor. Niye? Bir de yan durmuş, merdivenini azaltman lazım. Çok da yoktur diye düşündüm ben. Evet, neyse, saçmalıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir inek günde ağzıyla kaç kere çiğneme hareketi yapar? Günde. Günde şimdi. Bu uyuduğun vakitleri çıkar. Ya bir sus artık. Uyuduğu vakitleri çıkar. 1, 2, 3. Yani çoktur ya. Vallahi çoktur. 16, 17. Ha sen sayıyorsundur, o zaman hemen yazayım. Bekle. 19, 20. Bitti. Yok. 4000 yazdı. Bence ben kazandım. Çünkü ben normalde daha büyük yazacaktım. Yazdı. Normalde daha büyük benden yazacaktım. Benden gördü yazdı. Vallahi senden kaç? Görmedim. Kaç dedin? 4000. 40.000 cevap. Ben daha büyük yazacaktım çünkü mantıken... Ya ama bu benden... Kızım büyük yazsana, 40.000, 10.000 arada ne kadar fark var, farkında mısın? Bir tane sıfır eksik yazmışsın. Evet. Yeryüzündeki altınların kaç katı okyanuslarda bulunur? 5 saniyesi katı. Ya bir dur be. Ben şu an sayı yazmak için yazdım. Kaç yazdın? Beni şey yaptırdı. Kaç yazdın? %20 istedim. İşte yüzde demiyor ki, katı diyor. Ki. Kaç katı? Tamam, 20 katı olsun o zaman. Hadi 18 katı. 18 yani. Cevap 200 ablam. Soruyu yanlış anlayıp doğru buldu. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Ben bundan sonra soruları yanlış anlayacağım. 45 dakikalık video olacak, kimse izlemeyecek. Ama izleyin. Abone olun. Like atın. Yorum atmasınlar. Atsınlar, atın. Bu ne kadar çirkin bir çocuk. Niye bu kadar konuşuyor? Yazsana. Hafize'yi gömün yorumlarda. Deyin ki aa ezdik. Kazanamadı. Yenildi yalnız falan. Bir şey söyleyeceğim. Bunun altına kötü yorum gelse oturma. Şey bana gelecek değil mi? O ne kadar egoist, şerefsiz çocuk diye. Buraları bipleme ya. Şerefsiz. Zürafalar günde kaç saat uyurlar? Günde kaç saat uyurlar? Şimdi adamların işleri güçleri yok. Bizden çok uyuyorlardır muhtemelen. Ben günde 6-7 saat uyusam. Günde 6-7 saat mi? Günde 6-7 saat uyumadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam arkadaşlar. Ben yazdım. Kaç yazdın? 12 yazdım. Günün yarısı uyuyorlar. Ben de 16 dedim. Çünkü en çok uyuyan kızım, hayvanlar... Kızım günde 24 saat bir dakika, var. En çok uyuyan hayvanlar pandalar. Bir dakika bak, mantığımı tamam. Anlatıyorum. Pandalar. Pandalar 18 saat uyuyor. Ben benim kazandığımı düşünüyorum. Dedim ki pandalardan daha çok uyuyamazlar, daha az uyurlar dedim. Ama Feyza'nın arkadan benim kaybettiğimi net işaretini veriyor. Cevap 1. Uyuma! Ne oldu? Uyuma. Ne oldu? Niye adamların, böyle bir soru soruyorsun? Adamların işi gücü varmış demek ki. Ben adamlara laf attım ama geri aldım zürafa kardeşlerden lafı buradan. Bunu yapmak. Düşünsene zürafa linci. Bak zürafa oldum. Düşünsene zürafa linci yiyormuşum burada. Bak zürafalara nasıl... Baksana zürafa oldu mu? Yani akıl sağlığı yerinde değil gerçekten. Yaşın, yerinde. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı kuzey yarım kürede yaşar? Yüzde soruyorsun değil mi? Hı-hı. Çok kritik ya. Yazdım. Bir dakika ben de yazacağım. Ben... Dur tamam, değiştiriyorum. Tamam ben. Ya, bu çok kötü oldu. Karalama gibi oldu. Ben yazdım. Ben de yazdım. Destekli attığımı düşünüyorum. Ben desteksiz attığımı düşünüyorum. Ben kaç yazdım? %76. Oha çok yakın. %78. %90. Ben biliyordum. Ya çünkü şöyle... Bütün Avrupa yukarıda kalıyor. Düşündüm. Avrupa çok kalabalık. Aşağıda bir Afrika falan bence, var. Afrika'nın yarısı var. Bence oyunu aldın. Aldım zaten aldım. Evet yani daha uğraşmamızın aldım. Lüzumu yok. Soru kaybetmeyelim. Tamam son soru olsun. Son soru. Hoca başa ta atmak istiyor kendisi. Batman karakteri ilk ne zaman ortaya çıktı? Aa, ben böyle şeyleri çok seviyorum ama kesin bilemeyeceğim. Yıl mı soruyorsun? Tamam ben okay, şimdi ben yine sesini düşünmek istiyorum. Şimdi bu adamlar önce karikatür ediyordu bunları. Ne zaman? İlk böyle dergilerde, mergilerde falan çıktı diye düşünüyorum. Bunu deyince de bir mantıklı geldi. Bak görüyor musun? Mantığı benden buluyor. Ben ne yazdım? Kaç yazdın? İlk benimki gözüksün. 1900. Ben 1945 yazdım. Cevap 1939. Yine bende. Videomu kapat o zaman. Bak bu kadar kazandın evet, yani oyunu. Şey sen biraz böyle kay istersen ben videonun
kapanışını yapayım. Bugün ben kazandım arkadaşlar. İnşallah bir gün Hafize de kazanacak. Hiç sanmıyorum ama bana karşı hiç şansı yok. Bunları buraları koy ama, tamam mı? Tamam, koyacağım. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, aynı şey zaten. Ben kaybettim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan eklemeyi, Ali Zikirdman. Onu da belki eklemek istersiniz. Kanal onun ama yani Şeker Hafize diye hatırlıyorum. Şeker ama olsun. O aynı şey, bir şey olmaz. Eklemeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu arkadaşla daha çok video gelsin istiyorsanız aşağıya yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Falan. Buraya bir değil, buraya bakman gerek. Ben. Kusura, buna çok geç alışacağım. Tamam. Şimdi. Evet, hazırız. Afiyet olsun. Aa, sağ ol. 007 gibi olduk. Evet. Kafan uzun geliyor. Sen kısasın, ben uzun değilim. Sen kısasın, ben uzun değilim. Yani biz burada kavga edeceğimiz için birazdan. Fight! Ne gibi ara beni. Öptüm seni. Deli gibi.